Beşinci tema. Vatandaşlık. Dinleme metni. Parti zamanı. O gün Tilki Mosi'nin doğum günüydü. Arkadaşları Geyik Zuzu ve Ayı Toti'yi doğum günü partisine davet etti. Üç arkadaş lezzetli yiyecekler yiyip müzik eşliğinde dans ediyorlardı. Fakat ormanda gürültüden rahatsız olan hayvanlar vardı. Yavru tavşancık, "Çok uykum var ama müziğin sesinden bir türlü uyuyamıyorum," dedi annesine. Anne tavşan Mosi'nin evine giderek ondan müziğin sesini kısmasını istedi. Ancak Mosi, "Bugün benim doğum günüm. İstediğim gibi eğlenmeyi hak ediyorum," diyerek kapısını kapattı. Anne tavşan Mosi'yi üzmemek için bir şey söylemedi. Evine döndü. Müziğin sesinden rahatsız olanlar sadece tavşanlar değildi. Küçük filin ertesi gün okulda sınavı vardı. Fakat müziğin sesi dikkatini dağıtıyor, okuduklarını bir türlü anlayamıyordu. Küçük fil ne yapacağını bilemedi. "Sınavdan düşük not alacağım ve öğretmenim bana çok kızacak," diye düşünüp üzüldü. Yaşlı zürafa ise günlerdir hastaydı. Doktor iyileşmesi için iyice dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Müziğin sesi onun da uyuyup dinlenmesine engel oluyordu. Gürültüden rahatsız olan hayvanlar bu soruna bir çözüm bulmak için toplandılar. Yardım istemek için hep birlikte Aslan Kral'ın mağarasına gittiler. Aslan Kral onları güler yüzle karşıladı, sorunlarını dinledi. Ormanın kralı olarak bu soruna bir çözüm bulması gerekiyordu. Ancak bunu Mosi'yi üzmeden yapmalıydı. Ne de olsa bugün Mosi'nin doğum günüydü. Aslan Kral hemen Mosi'nin evine gitti. Mosi'ye kibar bir şekilde, "Mutlu yıllar sevgili Mosi. Umarım güzel bir gün geçiriyorsundur. Seninle bir konuda konuşmak istiyorum," dedi. Mosi, ormanın kralının evine kadar gelmesine çok şaşırmıştı. Aslan Kral sözlerine devam etti. "Senden müziğin sesini biraz kısmanı ve eğlenceye öyle devam etmeni istiyoruz." Mosi üzgün bir sesle, "Ama yüksek sesle müzik olmazsa eğlencenin ne anlamı kalır?" diye sordu. Aslan Kral cevap verdi. "Başkalarını rahatsız etmeden de eğlenebilirsiniz. Unutmayın ki ormanda yalnız yaşamıyorsunuz. İçimizde hasta olanlar, ders çalışanlar ve bebekler var. Eğlenirken onların durumunu da düşünmelisiniz. Elbette doğum gününü coşkuyla kutlayabilirsiniz. Ancak bunu başkalarını rahatsız etmeden yapın," dedi. Mosi hiç böyle düşünmemişti. "Bana çok önemli bir ders verdiniz Aslan Kral. İsteğinizi seve seve yerine getireceğim. Söz veriyorum. Bir daha eğlenirken başkalarını rahatsız etmeyeceğim," dedi. Hemen müziğin sesini kıstı. Üç arkadaş kimseyi rahatsız etmeden eğlenmelerine devam ettiler. Vidi Pava. Parti zamanı.